Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan ordusunun dün yapılan Ermeni tarafından yapılan saldırıya karşılık güçlü bir yanıt verdiğini tabii ki biliyorsunuz. Ama ne var ki? Özellikle Azerbaycan ordusunun oradaki mevzilerine çok daha fazla değişik silahlarla saldırdılar. Ve bu konuda zayiatımızın fazla olması nedeni de bu yönde gerçekleşti. Ama şu anda giden zırhlılarımıza, mühimmatlarımıza bakarsanız, tanklarımıza bakarsanız artık işin rengi değişiyor. Azerbaycan ordusu, Azerbaycan devleti kendisine tehdit olan Ermeni çetelerini ülkesinden kovmak ve topraklarını bu işgalcilerden temizlemek için çok önemli bir karar almıştı ve özellikle son yapılan saldırı. Kahraman ordumuza son yapılan saldırı bardağı taşıran son damla oldu. Tank bölgesinde özellikle mevzilerimize İran dronlarıyla, İran'ın verdiği kamikazelerle, özellikle basit kamikaze dronlarıyla ortaklaşa saldırdılar. Top ve havanların da eşlik ettiği bu saldırı aralıksız devam etti. Bildiklerimizin ehemmiyetli tedbir alması ve özellikle bu yoğun bombardımanda daha bilgili ve profesyonel davranması neticesinde kaybımız çoğalmadı ama ciddi ve tabii ki bizim çok daha fazla etkili yanıt vermemizi sağlayan bir saldırı yaptılar. Şimdi ise artık işin rengi değişiyor. Artık işin rengi nasıl değişiyor? Tabii ki Azerbaycan ordusu bu yapılanların hesabını sahada verecek olan Ermenistan'a hesap soracak. Şimdi bu vatanın, bu güzel memleketin nasıl ayakta kaldığını anlamak için şehidimizin, o güzel babasının, o duygulu babasının sözlerine bir kulak verelim isterseniz. Şehitlerimizi anlamadan bu savaşta başarılı olamayız. Biz şehitlerimizi hatırımızdan çıkarmadığımız için Rabbim bize zaferler nasip ediyor. Vatanı için şehit olmaya koşmuş o cengaver ve babasının haberi olmadan kendisi vatanı için, evet vatanı için şehit olmak için koşmuş bu cenge. Tüylerim diken diken şu an. Nasıl konuşacağımı bilmiyorum ama gelin şehidimizin, evet o yüce şehidimizin, o güzel, evet gönüllü babasını şu anda isterseniz dinleyelim. Vətəninə qarşı, atasının anasına qarşı sadiq bir oğluydu. Bəlkə də bizdən də çox vətənini istəyirdi. O al təhsilliydi, maliyyə krediti qurtarmışdı. Yaxşı işdə işləyirdi. Mənim xəbərim olmadan könüllü gedib hərbi xidmətə yazılıb, bir 4 il xüsusi təyinatlarda qulluq elədi. Sonra quru qoşunlara keçdi. Həmişə deyərdi ki, vətənin bu ağır günündə mən stolda oturub hardasa işləyə bilmərəm. Kalistiku taxıb, kostyumu geyinib. Mən vətənimə xidmət etmək istəyirəm. Vətəninə Hiç üzülme. Çok büyük bir onur, çok büyük bir şeref her zaman senin başının üstünde. Ve dünyanın en onurlu babalarından birisin. Ve dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Azerbaycan'ın o güzel Oğuz Türklerinin yüreğinin sesisin. Hiç merak etme. Azerbaycan ordusu öyle bir güçlü yumruk atacak ki bunu yapanların yanına kar kalmayacak. Ruhu şad olsun şehidimizin, sabırlar diliyoruz. İran, bu silahları verdin ve saldırıyı yaptırdın. Ama bu kahramanlar o kadar çok ki, bunun bedelini sahada şimdi sevkiyat yapılıyor, senin ortakların çok iyi görecek. He, İran, Türkiye tetikte. Sakın bir yanlış yapmaya kalkma. Azerbaycan mevzilerine ateş edildiği an, İran mevzilerindeki komutanların sevinç histerileri, canlı o anda çekilen görüntüler. Hepsi gülümsüyor ve fotoğrafa bu pozu vermişler. Yazıklar olsun. Azerbaycan'ın şehit verdiği saldırıda alarma geçen bu mollalar şu anda şehitlerimizi
Evet, şehitlerimiz olunca bu şekilde gülücükler saçıyorlar. Bakın hangi silahları verdik, hangi koordinatları verdik ve nasıl yaptılar diye. Ayrıca kendi sihalarıyla da bölgede Ermenistan'a destek olmuşlar. Gözlem olarak ama verdikleri, sattıkları kamikazeler ve dronlar, sihalar Azerbaycan'a orada saldırdı. Mutlaka Ermeni operatörler kullandı. Evet, mutlaka Ermeni operatörler kullandı. Özellikle bu yaptıkları bunların yanına kar kalmayacak. Siz neyin kutlamasını yapıyorsunuz? Siz neyin sevincini yaşıyorsunuz? Müslüman bir askere, evet Hristiyan bir askerin yaptığı saldırıda, Müslüman bir asker kayıp verdiğinde, o ordu kayıp verdiğinde siz nasıl Müslümansınız ve neden kahkahalar atıyorsunuz? Ve İran ordusu olarak bu resmi neden veriyorsunuz? Şimdi çok daha iyi anlayamanız için komutanlarının objektife bakışı, en sağdaki evet rütbelinin objektife bakışı ve onun yanında en soldaki rütbelinin bakışına bir bakarsanız bu özellikle Azerbaycan'a mesaj niteliğinde. Yazıklar olsun diyoruz. Bir milyonlarca kez yazıklar olsun İran. Lütfen İran Cumhuriyeti ol. İran, İslam lafını kullanma. İran'ın verdiği birçok SİHA ve İHA kilitlenme yaşamış. İşte bu adım, işte bu mucize, Türk mucizesi. Türkiye kardeşini yalnız koyar mı? O SİHA'larda kilitlenme yaşamasaydı bizim kaybımız nice olurdu. İran ve Ermenistan bu saldırı için oldukça prova yapmışlar. Hazırlıklarını fena yapmışlar. Tekrar söylüyorum. Özellikle Ermenistan'ın bu yapacağı saldırıda İranlı operatörlerin olma ihtimali %100. Hani size demiştim ya, 5000 tane İranlı Şii milisin geçiş yaptığını, gerçekten o milislerin içerisinde İran SİHA'larını kullanan operatörler de var. Yani biz yine 2. Karabağ Savaşı'nda Cebrail ve Füzuli'deki olduğu gibi şimdi yine onlarla çarpışıyoruz. Ermeni ve İran ordusuyla çarpışıyoruz. Özellikle verdiğimiz kayıplar olsa da çok yönlü ve bize organize bir şekilde saldırmaları ve İran SİHA'larının havada kilitlenmesi Türkiye'nin verdiği elektronik harp sistemi Koral evet tarafından verilen tokattan mı? Elektronik harp sisteminin verdiği bu silleden mi? İki kere değil, 100 kere düşünün. Artık Azerbaycan'a saldırmadan, artık Azerbaycan'a bu düşmanlığı sergilemeden 1000 kez düşünün derim size. Evet, bu mucize devam ediyor. Tekrar ifade etmek isterim ki, özellikle burada, evet burada yapılan tamamen bir provokasyon ve özellikle tek bölgesi şu anda saldırıların ve çatışmaların olduğu bölge. Gorus bölgesinden ve Laçin istikametinden de bu saldırılar gerçekleşti. Ama şu bir gerçek ki artık Ermenilerin bu haritaları düzenleyemeyeceği bir hal bırakacağız. Ermeniler bu haritaları düzenleyemeyecekler. Tek bölgesine gelince paniklediler. Ne yaparsa yapsınlar, biz gerekeni yapacağız. Ne yaparsa yapsınlar, biz toprakları kurtaracağız. Öyle İran kamikazeleriyle, İran SİHA'larıyla bizi korkutamazlar. Bu adımlar çok fena olacak. Azerbaycan ordusu çok fena vuracak. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.